Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün maydanoz nasıl kurutulur onu sizlerle paylaşacağım. Çok kolay. İlk önce burada arkadaşlar 2 demet büyük boy demet maydanozum var idi. Maydanozlarımı güzelce yıkadım ve süzgeçime ilave edip 4-5 saat bu şekilde süzgeçte beklettim suyun iyice süzülmesi için. Şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde maydanozun bu şekilde tek tek temizleyeceğim. Ve işte arkadaşlar kurutma işlemini yaparken bu şekilde temizlememiz gerekiyor ki. Şimdi ilk önce tüm maydanozları tek tek bu şekilde temizleyip kabıma ilave edeceğim. Daha sonra temiz bir bezin üzerine sereceğim ki kuruması için. Şimdi ise arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi temizledim. Şimdi masama da geniş bir bez serdim. Ve bu şekilde aralıklı şekilde maydanozları bezin üzerine dizeceğim. Ve daha sonra bu şekilde bekleteceğim. Ben 2 demetten hazırladım. 2 demet maydanozdan. Şimdi tekrar bunları kuruttuktan sonra maydanoz fazla aldığım zaman bu şekilde kurutacağım arkadaşlar. Ve işte aralıklı şekilde bezimin üzerine dizdikten sonra şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde dizdim. Şimdi bunu kurumasını bekleyeceğim. 3-4 gün çekebilir. 3-4 güne kadar bu şekilde bezimin üzerinde kuruyana kadar bekleteceğim. Şimdi arkadaşlar maydanozlarım da bu şekilde gördüğünüz gibi 4 gün bu şekilde beklettim iyice kuruması için. Güzelce de gördüğünüz gibi sesinden anlaşıyor. Güzelce kurudular ve bu şekilde kabıma ilave ettim. Şimdi elimle bu şekilde güzelce ufalayacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok kolay. Dışında isterseniz tüm yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Et yemeklerinizde, köftelerde. Şimdi güzelce kolaylıkla da gördüğünüz gibi iyice kuruduğu için güzelce elimle bu şekilde ufalayacağım. Bu şekilde elimle güzelce ufaladıktan sonra şöyle içinin biraz şöyle sap kısımlarını ben çıkartacağım. Eğer isterseniz makarna süzgecine veya elektriğine de geçirebilirsiniz. İşte bu şekilde bunları temizleyeceğim. Gördüğünüz gibi güzelce de ufalandı. İnanılmaz güzel oldu arkadaşlar. Bu şekilde şimdi güzelce temizledikten sonra bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi güzelce temizledim. Rengi hiçbir şekilde saralmadı. Yemyeşil inanılmaz güzel oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ben 2 demetten hazırlamıştım. Şimdi tekrardan yapacağım. Maydanoz fazla aldığım zaman bu şekilde hazırlayıp kış içi saklıyorum. Şimdi ben bunu kavanoza ilave edeceğim. Kavanozda küçük bir kavanozda bekle saklayacağım. Ve işte arkadaşlar bu şekilde 2 demetten gördüğünüz gibi ne kadar çıktı. İnanılmaz güzel oldu. Bütün yemeklerinizde, et yemeklerinizde, sarmalarınızda artık tavuk yemeklerinizde ilave edebilirsiniz. İnanılmaz güzel oldu. Şimdi ben daha sonra tekrar yapacağım. Bu şekilde kavanozda kışa kadar muhafaza edebilirsiniz. Hiçbir şekilde bozulmuyor. İyice kurutmanız gerekiyor. İyice kuruduktan sonra ben 4 gün kuruttum. Bu şekilde hiçbir şekilde bozulmadan kavanozda kışa kadar saklayabilirsiniz. Kışında afiyetle tüm yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Ve bugünlük de benden bu kadar. Umarım tarifim, paylaşımım hoşunuza gitmiştir. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.